İsim var mı aklında? Var. Roni. Anlamı ne? Kürtçe aydınlık. Mesut abi sen niye konuşmuyorsun? Olaylar büyür de birimize bir şey olursa ne yapacağız o zaman? Kalanlar ölenler için şiir yazar. Behçet, Metin, Hasret. Girdiler ölümün bağına. Ölüm ki taze ekmek. Dumanı üstünde daha. Dağlarda kanatılmamıştı kenger. Beyaz sütü silme taşa akmamıştı. Yıldızla başı dikti buğdayın. Başak toprağa bakmamıştı. Gel Murat suyu gökçe köpüktü. Henüz madımak çıkmamıştı. Çobanlar kaval çalıyordu. Daha ateşi yakmamıştı. Yaktılar birer birer, onar onar, yüzer yüzer, biner biner canımızı yaktılar. Uğur, Erdal, Muammer, güldüler ölüme. Ölüm ki nar çiçeği yurdumun toprağında, düştü gönlümün haritasından ikisinde Temmuz'un. Sivas, vatansız kaldı. Thank you.
Şimdi konuşmasını yapmak üzere kendisini sahneye davet ediyoruz.
sevgili meslektaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Antalya Barosu'nun değerli üyelerine bu etkinlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Evet, bundan tam 30 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerinin dördüncüsüne katılmak üzere orada bulunan tiyatrocu, edebiyatçı, yazar, bilim insanı, onlarca kişinin konakladığı Madımak Oteli, 8 saat süren bir kuşatmanın, tehditlerle ve saldırılarla gerçekleşen bir güruhsal, siyasal, İslamcı kalkışmanın sonucunda yakıldı. İkisi otel görevlisi olmak üzere 33 insan yanarak can verdi. Onlarcası yaralandı. O günden bugüne Sivas Madımak Katliamı yangınının karası ve izi tüm Türkiye'yi kapladı, daha da koyulaştı. Bugün yaşadığımız siyasal ve toplumsal koşulların oluşmasına kapı aralayan bir hafıza fişeğidir Madımak Katliamı. Siyasal tarihimizde yakın ve uzak tarihlerde gerçekleşmiş olan her siyasal katliam, hepinizin bildiği üzere siyasal terminoloji içerisinde baktığımızda bir önceki katliamların sonuçlarını içerir, gerçekleştiği dönemin sosyal siyasal unsurlarını ve sonuçlarını içerir ve ondan sonraki siyasal, sosyal, kültürel, toplumsal koşulları ve aktörlerini hazırlar. Siyasal anlamda ve siyaset bilimi diliyle her siyasal katliam bir siyasal yapı aracıdır aynı zamanda Türkiye'de ve Anadolu toprağında. Sivas 1993 koşullarına baktığımız zaman o dönemin emperyalizminin dünya tarihinde konjonktürel olarak ana eksen ve periferi ülkelerini siyasal İslam'ı neoliberal politikalarla ulusal emperyalizme eklemleme projelerinin gündeme geldiği, Türkiye toplumunun bu açıdan baskıya alındığı, Uğur Mumcuların, Muammer Aksoyların, Bahriye Üçokların, Turan Dursunların katledildiği bir dönem. Dünya tarihi açısından siyasal dönüşümlerin oluşma aşaması gibi o koşullar. Ve o koşullar içerisinde Osmanlı döneminde Hızır Paşalara baş kaldırmış Alevi geleneğinin Türk aydınlanma tarihinin en önemli ozanlarından Pir Sultan Abdal'ı anmak için ki o güne kadar kendi köyünde Sivas'a bağlı Banaz'da yapılıyordu bu anma etkinlikleri, Kültür Bakanlığı ve Sivas Valiliği'nin katılımı ve önerisiyle Sivas merkeze taşındı. 1 Temmuz 93'te başlayan etkinliklerde ilk gün halk coşkuyla kendi ozanını andı. Orada anılan sadece Alevi kültürü ve Alevi düşüncesi, Alevi felsefesi değil, Anadolu topraklarının yaşamsal anlamda geliştirdiği aydınlık düşüncesinin, laik toplumsal yapısının, kadın erkek eşitliğinin, doğayı betimleme, insanı betimleme, insanı merkeze koyma ve bunun geliştirdiği bir felsefenin kutlamasının gerçekleşmesiydi. Dolayısıyla otelde olanlar Alevilerdi, Sünnilerdi, Ataistlerdi, Deistlerdi, Ermenilerdi, yani Anadolu halkının hepsiydi. Ve o gün 1 Temmuz'da coşkuyla başlayan etkinlik 2 Temmuz Cuma günü, ki Sivas'ı bilenler şimdi hafızalarında canlandıracaklardır. Valilik Meydanı'ndan sağa döndüğümüzde ilk sokağın başında Madımak Oteli, onun hemen çaprazında biraz ileride Burcuye Medresesi vardı. Burcuye Medresesi'nde bizler kitap imzalamak için, tiyatro gösterilerine hazırlanmak için Burcuye Medresesi'ne mekan edinmiş, oradaki sıralarda kitap imzalıyoruz. Aslım Vezirciler, Aziz Nesinler, Munis Akarsular, Nesini Çimenler, Ali Yüceler,
Metin Altıok, Uğur Kaynar ki saygıyla anıyorum hepsine dostlarımızı. Herkes coşkulu bir bekleyiş içerisinde, huzur içerisinde, mutlulukla oradaki halkla buluşmanın coşkusu içerisinde bulunurken öğle namazından sonra Paşa Camii'nden çıkan büyük bir grup, büyük bir kalabalıkla Burcu'ya medresesinin önüne gelir. Kanımız Aksa'da Zafer İslam'ın, İslam'ın ordusu laiklerin korkusu, Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak naralarıyla Burcu'ya medresesinin önüne gelirler. Biz olayın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Arkasından o grup daha da çoğalarak örgütlü bir şekilde ve kararlı bir şekilde o anda Arif Sağ'ın konserinin gerçekleşeceği kültür merkezine yönelir. Hepsi aynı interlantta, sokak başlarında bu mekanlar. Giderek çoğalan, birilerinin elebaşı olarak kitleyi yönlendirdiği, herkesin katıldığı, daha çok genç nüfusun katıldığı, şalvarlı, takili, her türlü görünüm anlamındaki bir eklektik kalabalık önce kültür merkezine gidiyor. Kültür merkezinde konseri dinlemeye gelenlere saldırıyor, camları indiriyor kültür merkezini. Orada polis çok yumuşak bir önlem alıyor, onların içeri girmesini engelliyor. İçeridekiler panik şeklinde dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Dışarı çıkanlara taşlarla saldırılıyor, herkesin kafası kanıyor. Bir basında görmüşsünüzdür o fotoğrafları. Kitle oradan örgütlenerek ve daha azimli bir şekilde valilik binasının önüne geliyor. Ahmet Karabildin dönemin valisi. Makam odasında bulunuyor. Aşağıdan vali istifa. Simas Aziz Emrezar olacak. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak deyip tedbir getiren bir kuşatma yaşıyor vali. Arkasından ve bunlar 8 saat sürüyor. Arkasından örgütlenerek tekrar kalabalıklaşarak yaklaşık 15 bin kişi ki bu polis kayıtlarında yazılı rakamdır. 15 bin kişi tekrar Madman'ın önüne geliyor. Biz oteldekiler, olayın vehametini ve ciddiyetini henüz kavramış değiliz. Otelin girişinde büyük bir lobi var, herkes orada. Otelin lobisinin camlarına büyük tuğlalar inmeye başladı. Ve saniyeleri bulan bir zaman içerisinde lobinin tüm camları aşağı indi. Ve dışarı baktığımızda kalabalık bir ruhun nasıl arttığı, nasıl kararlı durduğu, nasıl bir öfkeyle saldırdığı hepimizin tanıklığındadır. Orada bulunan arkadaşlarımız Erdal Ayrancı, başta olmak üzere Ali Balkız, Rıza Aydoğmuş, bunlar o zamanın Pir Sultan Abdal Derneği'nin yöneticileri, aynı zamanda demin ilk başta gördüğünüz merdivende üç şair ki onlar Metin Altıok, Uğur Kaynar ve Behçet Aysan'dır. O merdiven lobiden yukarı katlara çıkış merdivenidir. Orada bir asma katta kahvaltı salonu var, sonra da odaların bulunduğu katlar vardır. Metin Altıok o bilgi haliyle dedi ki, bunlar gitmeyecekler. Bunlar kararlı gibi görünüyorlar. Kızlar ve kadınlar üst katlara çıksın. En azından buraya saldırı olursa onlara bir zarar gelmesin. Bizler ikinci, üçüncü katlara, hol dediğimiz katlara çıktık. Odalarda kalmak mümkün değil, zira odalara da aynı şekilde kiremitler atılıyor, taşlar atılıyor. Otelin tam karşısındaki binanın ikinci, üçüncü katından, balkonlardan, çatılardan otele habire taşlar yağdı. Odalarda kalmak mümkün değil. Holde oturmaya başladık biz. Ve hiçbirimiz 20. yüzyılda Anadolu'nun ortasında Ankara'ya 420 kilometre uzaklıkta bir kentte bu çağda Jordi ve Bruno'nun gibi yakılacağımızı aklımıza getirmiyorduk. Devlet vardı, biz yurttaştık. Yaşam hakkımız garantideydi, anayasa var. Ve biz oraya valiliğin davetiyle gitmişiz. Kültür Bakanlığı katılımcısı bu işi. Ve biz oraya kültür şenliğine gidiyoruz. Kardeşlik için, aydınlık için, şiir için, edebiyat için, güzellik için, sevgi için gidiyoruz. Ama karşımızdakiler kendilerini cihat sahasında gören, cihada gelmiş, kendi dünyalarından, kendi inançlarından, kendi yaşam felsefesinden olmayanları öldürerek cennete gitme rüyaları gören şeriat özlemi içerisindeki gericiler. 8 saatlik bir kuşatma. Otelin içerisinde Aziz Nesin, dönemin Erdal İnönü, Başbakan Yardımcısıydı.
çalışıyor, yardım istiyor. Arif Sağ birilerini arıyor. Mehmet Gazioğlu İçişleri Bakanlığı'ydı o zaman, onu arıyor. Her cevapta da biz sizi kurtaracağız, sakin olun. Biz sizi kurtaracağız, sakin olun. Ve değerli katılımcılar, gün battı. Dışarıdaki güruh daha da kalabalıklaştı. Naralar daha arttı. Saat 4:30'a doğru Tugay'dan gelen bir cepse asker kapıya geldi. Aa dedik, çıkacağız mı? Bu kabus bitecek. Ama kabus bitmedi. Oradaki insanlar, o göstericiler oraya geldiler. Askerin önünde durdular. Asker Bosna'ya diye tezahüratta bulundular. Alkışlar alkışları çağırdı. Askerler çekip gittiler. Otelin önünde çok gevşek bir halka şeklinde birkaç jandarma yeri vardı. Anadolu çocukları ne olduğunu bilmiyorlar, orada bekliyorlar. Ama zaman geçtikçe dışarıdakiler otele girmek için hamlede bulunuyorlar. Sürekli hamlede bulunuyorlar. Bizim arkadaşlarımız Tamber Çakır ve diğerleri. İroniktir, ironiktir. O gördüğümüz merdivenin önünde ellerinde süpürge sapları, 2-3 tane oksijen tüpüyle kendilerini ve bizleri savunmak için kapıda bekliyorlar. Her hamlede bulundukları zaman tekbir sesleri yükseliyor, şeriat gelecek, zulüm bitecek, naraları atılıyor, Allahu Ekber denip yine aynı hamlelerde bulunuyorlar. Ve sevgili dostlar, 20. yüzyılın ortasında Anadolu'da, başkente 420 kilometre uzakta olan bir kentte Cumhuriyet'in kurulduğu, kongrelerinin yapıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı kentte saat 8 civarında yap ulan yap, Allah'ım bu senin cehenneminin ateşi naralarıyla, alkışlarıyla otel ateş ediliyor. Şairin dediği gibi rüyalarından, kendi mezheplerinden olanlar, cennet kapılarını açmak için orada bulunanlar, yeryüzünde kardeşçe cennet gibi yaşamayı yeğleyenleri yakarak öldürdü. İkisi otel görevlisi olmak üzere 35 insan yanarak can verdi. Diğerleri de yaralandı, hafızalarını kaybetti, kollarını kaybetti. Ama en acısı çocuklarını, eşlerini, sevgililerini ve gelecek dünyalarını ve bizim gibiler de Türkiye'ye olan umutlarını ve inançlarını kaybetti. Hemen arkasından hatırlayınız, dönemin başbakanı Tansu Çiller, çok şükür otel dışındaki vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır dedi. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, halkla askeri karşı karşıya getirmeyin dedi. Devamla Tansu Çiller büyütmeye gerek yok dedi. Bunlar bir futbol maçında olabilecek olaylar. Mesut Yılmaz, muhalefet başkanı dedi. Tabii dedi, dini hassasiyetleri gözetmeyen bir valinin karşısında halkın tepkisini göstermesi normal. Devletin kuvvetlerinin her türlü güvenlik tedbiri alması gereken ve bundan sorumlu olanların gözleri önünde tüm Türkiye'nin tanıklarında insanlar yakıldı ve öldürüldü. Ve arkasından başlayan süreçte 18 gün gibi kısa bir süreçte dava açıldı. Deliller toplanmadan, hazırlık soruşturması tamamlanmadan, tespitler yapılmadan 18 gün içerisinde Kayseri DGM'de dava açıldı. Ve örgüt yok, tahrik var dendi. Olayın tahrikçisi olarak Aziz Nesin gösterildi. Orada yakanlar, orada insanların canını alanlar değil, oraya kültür etkinliğinde semah dönmeye, saz çalmaya, şiir okumaya, kitap imzalamaya, insanlara sevgiyi, insanlara doğayı, insanlara kardeşçe yaşamayı, eşitliği ve ütopyayı anlatmaya giden insanlar suçlu sayılır. 18 gün sonra duruşmalar başladı. Kayseri'de TGM yetkisizlik nedeniyle Ankara'ya gönderdi dosyayı. Ankara TGM savcısı Nusret Demiral dosyayı alır almaz hiç içine bakmadan ki meslektaşlarım buradadır. Örgüt yok, tahrik var dedi. Bu olay
ortamın hazırlandığını, hicret koşusu altında oradaki tüm yurtların gençlerle doldurulduğu. Madımak Oteli'nin önüne dizi dizi kamyon kamyon tuğla taşlarının konulduğu, ki Sivas'ta başka hiçbir yerde kaldırım çalışması yoktu. Taraf denilen derginin, Şirakçı derginin orada Müslüman mahallesinde salyangoz sattırma şeklinde yayınlarının yapıldığını, bir dolandı diğer gazetelerin şerha şerha düşmanlık ve ötekileştirici nefret söyleminde bulunduğu ortamda örgüt yok, tahrik var dendi. 15 bin kişiden 126 kişi seçildi, 126'sı hakkında dava açıldı. Bu insanlardan 27'si hakkında adam öldürmeden, hadi yani adam öldürmeden hüküm kuruldu. Diğerinde de gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet eden cezalar. Ve orada biz yargılamalara giderken, biz tanıklık yaparken oradaki sanıkların hepsi mahkeme heyetine taş, tırnak, makası aklınıza ne gelirse fırlatacak ve kaç şekilde size de sorunuz gelecek diye tehditlerde bulunuyor mahkeme heyetine. Bize de sizin işiniz bitmedi şeklinde tehditler sunuluyor. Gayet lakayt, gayet ciddiyetsiz bir ortamda ahkamalar içerisinde yargılamalar böyle sunuluyor. Arkasından mağdur avukatları davayı temiz ettik Yargıtay Muammer Yunus'un dönemi ki daha sonra Yargıtay Başkanlığı da yaptı. Eylemin örgütlü bir şekilde Cumhuriyet düzenini değiştirmeye kalkışma olarak nitelenmesi sonucunda 33 kişi hakkında idam cezası verildi. Diğerleri de buna iştirakten 15-20 seneler mahkum edildi. Birkaç kişi de gösteri yürüyüş kanunu muhalefetten ceza aldı. Ama ne oldu? Arkadaşlarım bilirler. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu değişti. Türk Ceza Kanunu değiştikten sonra kimi mahkumların idam ile hükümlü olanların kendi eylemlerine uygun, biliyorsunuz idam kalktı. Ne güzel ki kalktı. Evet doğrudur. Çünkü idam meşrulaştırılmış bir cinayettir ki buna kimsenin yetkisi olmamalıdır. Bu ayrı bir şeydir. İdam cezası alanlar ve ağır hapse çevrildi. 15-20 yıl hükümlü olanlar ise kendi eylemlerine uyan yeni ceza kanununda bir hüküm olmadığı için cezaları ertelenerek serbest bırakıldı. Hükümlü olanlar serbest bırakıldı. Daha sonra savcılık bu kararın geri alınmasını mahkemeden istedi. Mahkeme yaptığı yanlışı gördü. Maddi ve diğer deliller dosya kapsamından baktı ve buna karar verdi. Ancak o insanların hepsi kaçmıştı. Ve bugüne kadar yakalandı. Hükümlü olup hıyabında hükümleri kesinleşenlerden 5'i ki ilginçtir, Aziz Nesin'i merdivenlerden iten sakallı kişi ki aslında mutlaka birilerinin dikkatini çekmiştir hatırlatmak için söylüyorum. Cafer Erçakman firari sanıklardan. Cafer Erçakmak her yerde arandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Ama sonra anlaşıldı ki Cafer Erçakmak Sivas'tan hiç ayrılmamış. Karakola 500 metre uzaklıktaki evinde yaşadı ve öldü. 2012 yılında Cafer Erçakmak'ın ölmüş olması nedeniyle dosyası tefrik edildi. Ve diğer kaçan hükümlüler hakkında zaman aşımının dolduğu nedeniyle daha sonra erdirildi. Sivas Madımak katliamı bir insanlık suçudur. Ruanda'dan başlayarak Nürnberg mahkemelerinin, uluslararası ceza mahkemelerinin statülerine bakarak maddi ve manevi unsurlar itibariyle örgütlü bir şekilde belli bir gruba karşı siyasal düşünce, sosyal sınıf, ırk, din, aidiyet, kimlikler nedeniyle örgütlü bir şekilde gerçekleştirilmiş bir toplu ölümdür. Dolayısıyla insanlık suçudur. Ve insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Ama mahkeme bunu değerlendirmeye bile almadan zaman aşımından karar verdi. Ve günümüz Cumhurbaşkanı o karar toplumumuz için hayırlı olmuştur. Değerlendirmesinde bulundu. Ve bir daha gördük ki 93'te bu yüzyıllar boyunca
insanlığın biriktirdiği etik ve değer ahlakı anlamındaki her şeyi paramparça eden, toplumsal hafızamızı, yüreğimizi, ahlak duygumuzu parça parça eden ve halen bir tehdit olarak kendi koşullarının geçerli olduğu o katliam, bu şekilde üstü örtülerek, nasıl ki Tansu Çiller, Süleyman Demirel ve diğerlerin anlayışı, halkla askeri karşı karşıya getirmeleri adiye bir olaydır şeklinde üstü örtülmeye çalışıyor, aynı zihniyet ve anlayış şu anda geçerli. Ne yazık ki. Sevgili dostlar, ölenlerin ardından onların yoklukların yarattığı boşluğa sığınarak yaşamaya çalışanlar halen acı içerisinde. Bu acının dinmesi mümkün değil. Acı ortadan kalkmıyor. Acıya tutunarak, ona alışarak yaşamaya devam ediyorsunuz. Ama Koray Kaya 12 yaşında öldü. Annesi onu halen 12 yaşındaymış gibi seviyor ve özlüyor. Ya da Behçet Aysan'ın kızı babasızlığın, çünkü annesi yoktu, babasızlığın özlemini halen bir baba arayışıyla, bir baba ilgisiyle sürdürmeye çalışıyor. Ya da Lütfiye Aydın hafızasını kaybetti. O 9 yıl sonra yeniden yazmayı öğrenmek durumunda kaldı vesaire. Bu acı kişisel değil sevgili dostlar. Madımalı diğer katliamlardan, ki unutmayınız 78 Sivas katliamı, 79 Kahramanmaraş katliamı, 80 Çorum katliamı, gelelim yakın dönemlere, 93'teki Madımak katliamı, 95'te Gazi katliamı, daha sonra yakın tarihte çok iyi hatırlıyorsunuz Suruç, Ankara Ber katliamı, Başbağlar katliamı, Roboski katliamı, İstanbul'daki katliamlar, günümüz siyasal yapısında, bugünün dünyasında ne yazık ki böyle katliamlar toplumun hegemonik yönetimini sağlayan siyasal araçlar haline döndü. Siyasal şiddet kurumsal olarak, örgütsel olarak her şekilde ve daima bu toplumun tehdidi olarak başımızda demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Siyasal İslam'ın kendi yapısal koşulları Madımak katliamından bugüne şu anda bulunduğumuz siyasal ve toplumsal düzeyini hazırlayan yapısal koşulları işaret fişeğidir. Başlangıç kapısıdır. Ve bugün dönüp baktığımızda mecliste bu anlayışın her türlü renginin milletvekili olarak oturduğu, bizim hayatlarımız, bizim geleceğimiz, bizim ülkemiz, bizim kararlarımız, bizim yiyeceğimiz ekmeğin sayısından, yapacağımız çocuğun sayısına, tarikatlarla onların işbirliğiyle düzeltilmiş, sosyo-kültürel bir hegemonyayla bizi yönetmeye kalkan anlayış, her an ve her şekilde aynı tehditlerle üstümüze gelmeye hazır. Ne yapacağız? Umutsuz muyuz? Değiliz. Karamsar olmak ile kötümser olmak iki farklı şeydir. Karamsar olabiliriz. Evet, yapay yenilgiler yaşanıyor bize. Aslında biz yenil mi? Biz buradayız. Biz o anlayıştan daha çoğuz. Bu da bunun aydınlık yüzlerinin inancı, bilinci, direnci onlardan çok daha fazla. Farklı araçlarla bize yapay yenilgiler yaşanıyor ama biz buradayız. Yeniden başlayacağız. Bir yere gitmeyeceğiz. Ama yeni söylemlerle aydınlık, laik, demokrat, gerçek sol ve halktan yana olan örgütlenmelerle bu yurdun gerçek yurtseverleri olarak bu karanlığı dağıtacağız. Burada kaybettiklerimiz ve daha sonradan katliamlarda yitirdiklerimiz bizden bunu bekler. Bizler bu toplumda böylesi katliamların yaşanmayacağı siyasal, toplumsal, hukuksal düzeni kuracağız. Kardeşçe ve özgürce yaşayacağız. Bu ülke bizim. Bizler böyle katliamlarda toplumun hakikati bilme hakkını savunacağız sonuna kadar. Adalet hakkını savunacağız sonuna kadar. Yılmayacağız ve bu toplumda yitirdiğimiz mağdurlarla aynı siyasal felsefeyi, aynı düşünceyi, aynı etnik yapıyı, aynı inançsal yapıyı taşıyanların kendilerini daima mağdur hissetmelerin önüne geçecek aydınlık bir Türkiye kuracağız. Biz buna inanıyoruz. Sizler de inanıyorsunuz ki buradasınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.
Programımız kesintisiz olarak türküler, semahlar ve şiirlerle devam edecek. Klimalar çalıştırabilirler mi? Başka yerde.
benden gittin gidelim.
geldiniz efendim. Evin Hanım'ın da vurgu yaptığı, ilk başta gösterilen merdivende oturan o üç kişiden Behçet Aysa'nın Kanlı Zambak şiirini sizlere terennüm etmeye gayret edeceğim. Onu vurdular. Gözümle gördüm onu. At bir zambağa binmiş gidiyor. Zambak. Dur. Sana da bulaştı kan. Bir damla gözyaşından doğurmuş damlası. Bir avuç sevinçle büyüdü. Bir avuç üzünle. Saçlarına beyazlar düşürdü. 18'indeydi. Bir sevgilisi vardı. Henüz öpmemişti. Aynı mahalleden, Eyüp'ten. Konfeksiyonda çalışırdı. Onu vurdular. Gözümle gördüm. Güvercin avlandı. Saksındaki sardunya. Çatladı bir fotoğrafın camı. Düştü tel çerçeveli radyonun üzerinden yere. Dağıldı kitapları. Dağıldı şiirleri. Ve Roma. Güvercin.
hoş geldiniz. Biraz uzunca bir şiir okuyacağım ama sabırlar diliyorum diyelim, sabrınızı bekliyorum. Beklemekten sıkılmış dağların isyanıdır Kızılırmak. Değdikçe ak göğsüne kan ile zulüm, kızılbaş ağıt olur, acı oturur içine. Dallar bendini bendini, içer andını andını, turnalar konar göçer. Anlar ki uyut naçar, anlar ki keskin pulat, anlar ki dönmez pusat kuşanmalı, anlar ki deri kalkan, anlar ki naif yürek kâr etmez yaylalarda. Verir ikrarını, ikrarından dönen Yezid olsun, ölüsünü ıssız bozkır alsın, dağların karı erisin, sel olsun ben de yürüsün. Varalım Sivas'a Sivas'a, soralım hesabını bunca zulümün, şu dağların, Nergizim'in, Nevruzum'un, Gülüm'ün. Soralım hesabını Pir Sultan'ın, Ali'nin, Behçetim'in, Hasretim'in, Metin'in, Nesim'in, Bezirci'nin, hepsinin. Koparılmış da atılmış, aklı dağıtılmış, yüreği kanatılmış, kanatları kırılmış madımağın ahını, indirelim tahtından padişahını. Allah ayak, demir dayak, yürüsün de büyüsün halkların kardeşliği. Bir kem, bin olsun, yüz bin olsun, demine, devranına, gerçe, hüyali. Yay gibi gerilir, milal gibi sarılır, dış kapıda pusatlanır, ha saldırdı, ha saldıracak. Hafik, Zara, İmranlı ve Tekmil dağları, Koç girili Kürtlerini, Kızılbaş Türkmen köylüklerini ayaklandırıp Sivas'a yıldıracak, hınzır kırıp Pir Sultan'ı ipten indirecek. Acı suyla abdestlenir hafik altında, daha sarışamadan yıldız ırmağıyla, daha yetişemeden gel muat nefesi, tozanlı dereleri, çamlı belli kar suları, ak dağlı kayınları yani, unutur ikrarını, ağzı gemli, ayağı köstekli, alnı sakar, burnu toprakta, döne dolaşa uzun tepeyi, Sivas'a tutsak girer, düşer can korkusuna. Beklemekten acımış çayların toplamıdır Kızılırmak, sazından abdal sepeti örülür Kırşehir önlerinde, sözünden türkü yapılır Sivas içlerinde, ne abdala türkü, ne yangına su, olsa olsa, garibana öykü olur, uğramaz hiçbir alevi değişine, kesik köprüde pusu, Nevşehir'in yasıdır. Yıldızsız gecelerde sızıltıyla geçer bozkırı, su olsa da can olmaz, vicdanlara yen olmaz, çalar çalar yorulmaz Yezid'in kılıncını, yel kovan dikenleri öper hıncını, hıncı durulmaz. Dolaşır Anadolu'yu bir başına, elinde dilen yatası, dilsiz ağzı, dazlak kafası. 99 kasaba, 9 il geçer. Kımıltısız akar madımak önlerinden, sazından name düşmez de sepet örerler. Sövdünden kaval bitmez de ağıt eylerler. Kabuğu kavlamış yılan gibi kıvranır durur yanılmış topraklarda. Ondandır ki bel bağlanmaz Kızılırmak'ın neşesine, bozlarına, bağına, boz bulanık türküsüne, şarabına, suyuna. Güvenilmez Yezid huyuna, ondandır ki ancak biz su olabiliriz kendi yangınımıza. Bu zalimler binlerce kez canımızı aldılar ama umudumuzu hiçbir zaman tutsak edemediler. Can Atalay'a özgürlük! Thank you.
Thank you.
Gün olur sanma, hesap sorulmaz. Dayan-
Sabahtan beri dikkatinizi çekti mi yani? Program başladığından beri arkadaşlarımız öyle bir yürekten çalıyorlar ve bir arada bir de gözlerini kaldırıp karşıya bakıyorlar. Sanki o madımakta yananlar uçup gelecekmiş gibi bir ruh taşıyorlar. Alkışlayalım onu. Tez gel diye söylemiştim.
gel diye söylemişti. Haber ver kurbanım ona Derdi yoklar hasret derdi Tam 30 seneye vardım Bu ayrılık bizi yordu Allah'ım bil hanlarım ona Derdi yoklar hasret derdi Tam 30 seneye vardı Bu ayrılık bizi yordu Allah'ım bil hanlarım ona Oh
dilim takıldı, sanki yüreğine bir şey çakıldı. Orada semah dönen nara yakıldı, Kızılırmak boylarında bir şey. Orada semah dönen nara yakıldı, Kızılırmak boylarında bir şey. Güvercinler gider, baykuşlar öter, ne kışın azala ne çilen biter. Hafif'ten yana banazdan öte, Kızılırmak boylarında bir şey. Hafif'ten bu yana banazdan öte, Kızılırmak boylarında bir şey. Neleri yaşadık, bundan sonra neleri yaşayabiliriz bize
bizzat yaşadıklarıyla, gördükleriyle anlattı. O süreci, o dönemi, o olayı tekrar gözlerimizde canlandırdı maalesef. Çağlar Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Geçen yönetim dönemimizde bu anmayı yapma önerisi ondan gelmişti. Yönetim kurulumuz da bunu kabul etti. Bir önceki yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Bu ikincisiydi. Bundan sonrasını da getireceğiz hep beraber. Yine hocam siz muhteşemdiniz zaten. Finali sizle yapmak ayrı bir zevkti. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben ne kadar burada piştik de salonu bize tahsis eden Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bir de Özhan Karazeybek yönetim kurulu üyemiz. O da bu etkinliğin mimarlarından birisiydi. Yakın zamanda babasını kaybettiği için gelemedi. Bu şarkılar, türküler de aynı zamanda Özhan'ın babasının ruhuna gitsin diyorum. Son söz olarak şunu söyleyeceğim. Bugünlere hep adalet sistemindeki eksikliklerden, adalet sistemindeki noksanlıklardan dolayı geldik. Şu an zaten artık adalet sistemi diye bir şey de kalmadı diyebiliriz. İyi ki avukatlar var, iyi ki barolar var. Avukatlar olduğu sürece, barolar var olduğu sürece bizler cumhuriyetin, hukuk devletinin, yaşam hakkının savunucuları olmaya devam edeceğiz. Karanlığa karşı aydınlığın mücadelesini hep beraber yürütmeye devam edeceğiz. Engin söyledi ama ben de son söz olarak Can Atalay'a özgürlük diyorum.